Bir önceki videomuzda altının bir yıl vadeli forward uzlaşma fiyatı için mantıklı bir üst sınır belirlemiştik ve bunu 1150 dolar olarak bulmuştuk. Bu fiyatı spot fiyat artı 1000 dolar kredi kullanmanın maliyeti artı altını elde tutmanın maliyetini kullanarak bulmuştuk. Bu videoda ise vadeli fiyat için mantıklı bir alt sınırın ne olması gerektiğini hesaplayacağız. Diyelim ki bir yıl vadeli forward uzlaşma fiyatı 1150 yerine 1050 dolar olsun. Yani hala spot fiyattan daha yüksek. Altına 1 yıl sonra sahip olmak isteyen bir kişi açısından düşünelim bu durumu. Hatta dilerseniz bu kişi siz olun. Şu anda 1000 dolar paranız var ve bu parayla altın almak istiyorsunuz. Altını elinizde uzun vadeli tutmayı düşünüyorsunuz. Bu durumda iki seçeneğiniz var Ya 1000 dolarınızla 1 ons altını hemen satın alabilirsiniz ve bir yılın sonunda elinizde bir ons altınınız olur Bu, bir sene boyunca altınınızı güvenli saklamak için belirli bir maliyet ödemeniz anlamına gelir Örneğin kiralık kasa ücreti gibi Saklama hizmeti için diyelim ki 50 dolar ödüyorsunuz Yani eksi 50 dolar İkinci seçenekse şu Paranızı bugünden altın satın almak için kullanmak yerine gidip risk içermeyen bir tahvil satın alabilirsiniz ve eş zamanlı olarak 1 yıl vadeli forward sözleşmesiyle altın satın alırsınız. Yani 1 yıl sonra 1 ons altını 1050 dolar fiyattan satın almak üzere forward anlaşması yapıyorsunuz. Yine zamanı 1 yıl ileri saralım. 1000 dolarlık tahvil size yılda %5 faiz veriyordu. 50 dolar faiz ödemesi aldınız ve elinizde toplam 1050 dolar oldu. Bu parayı kullanarak daha önce fiyatını sabitlemiş olduğunuz altını satın alabilirsiniz. Bu senaryoların her ikisinde de başlangıçta elinizde 1000 dolar vardı. Bir yılın sonunda da elinizde 1 ons altın var. Ancak bu senaryoda altın için saklama maliyeti ödemediniz ve bu senaryoda ise saklama maliyetine katlandınız. Dolayısıyla mantıklı olan bir yıllık saklama maliyetine katlanmak yerine bu senaryoyu seçmektir. Eğer durum bu olsaydı, burada herkes alıcı olurdu ve burada fiyat 1050 dolar, bir önceki örnekten kalmış bu, evet, herkes vadeli piyasadan satın almak isterdi ve bu da buradaki fiyatı yükseltirdi. Spottaysa daha az alıcı olurdu ve bu da spot fiyatın düşmesine sebep olurdu. Genel olarak bu fiyat çok düşük görünüyor. Eğer bu fiyat 50 dolar daha yüksek olsaydı, kişiler iki piyasa arasında nötr durumda kalırdı çünkü ikisi birbirine denk olurdu. Bu veriler doğrultusunda vadeli fiyat için mantıklı bir alt sınır 1100 dolar olacaktır. Genel olarak bir önceki videoyu hatırlayacak olursak eğer, fiyatta mantıklı bir üst sınır, spot fiyat artı taşıma maliyeti artı borçlanma maliyetiniz olacaktır. Alt sınır ise, spot fiyat artı risksiz getiri oranı ve taşıma maliyeti olacaktır. Bu durumda, üst sınır ve alt sınır arasındaki fark, bu oran ve bu oran arasındaki farktır. Eğer bunlar aynı olsaydı mantıklı fiyat aynı olurdu. Eğer bunların her ikisi de %10 olsaydı mantıklı fiyat 1150 dolar olurdu. Eğer bunların her ikisi de %10 olsaydı alt sınırı ve üst sınırı için mantıklı fiyat 1100 dolar olurdu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.